Hamdi Aslan hattımızda hemen kendisiyle bağlantımızı gerçekleştirelim. Hem Trabzonspor hem de Süper Lig'in 40. haftasını konuşalım. Merhabalar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. İyi hafta sonları diliyorum. Teşekkürler. Günaydın Ezgi. Sana da iyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkürler. İsterseniz önce Trabzonspor'la başlayalım ama ardından size 40. hafta mücadelelerini de sormak istiyorum. Zira şampiyonluk yarışı bildiğiniz gibi fazlasıyla kızışmış durumda. Şimdi önce Trabzonspor'un Antalya oynayacağı karşılaşmayı konuşacak olursak siz nasıl bir mücadele beklersiniz Trabzonspor'dan? Yani iki takımın da aslında ligdeki konumu hemen hemen şekillenmiş gibi duruyor. Belki Antalya sporun. Yani çok şey de olsa bir, bir, bir puana ihtiyacı olduğu bir e, serüvene girdi. E, bakıldığı zaman e, çok taktiksel e, iki antrenörün, iki teknik adamın e, bence oyunu olacak. Yani bu anlamda oyun biraz zor açılacak gibi geliyor bana. E, yani Trabzonspor'un özellikle iç sahadaki oyunda e, zaman zaman oyunun özellikle hücum anlamında, skor üretme anlamında, pozisyon bulma anlamında çok etkili olduğu e, süreyi zaman zaman uzatabiliyor. Tabii ki Antalya Spor'un da en önemli yanlarından bir tanesi. Belki bu sene e, ligin herhalde en fazla berabere kalan takımlarından ve savunmayı yaptığı zaman zor aşılan bir takımlarından e, görünüyor. E, bence bu anlamda biraz e, sert bir oyun olabilir. Belki pozisyon anlamında çok pozisyonlu bir oyun olmayabilir. E, ama e, ya baktığı zaman iki takım da yani bence oyun yapılarını çok fazla bozmayan e, bir oyun içerisinde kaldılar. Özellikle ikinci bölümlerinde ben zor bir oyun olacağını bekliyorum. Yani belki pozisyon anlamında, skor anlamında çok fazla bir üretkenlik olmayabilir ama sert bir oyun, zaman zaman keyif alınabilecek bir oyun bekliyorum bugün. Hocam şimdi bugün transfer haberlerini özellikle görüyoruz gazetelerde Trabzonspor sayfalarına baktığımız zaman biraz daha artık gelecek sezona odaklanılmış gibi görünüyor. Şimdi listede isimler var adaylar var tabii onları da sorarım ama özellikle Abdullah Avcı'nın nasıl bir takım görmek istediğini düşünüyorsunuz ve bu doğrultuda acaba kimlerle yollar ayrılabilir bu sezon sonunda? Yani belki bu sene takımlara bakıldığı zaman Ezgi en erken gelecek yıl planlaması içerisine giren takım Trabzonspor olduğunu ben düşünüyorum. Yani e, yani Abdullah Hoca'nın ligi belli bir puana getirdikten sonra e, bence hem oyun olarak hem oyuncu grubu olarak neler yapabileceğini planın içerisinde ben çok erken girdiğini e, düşünüyorum. E, tabii ki bugünkü oyuncu kadrosuyla oynanan oyun şekli bu ama transfer döneminden sonra hangi oyuncular katılacağına e, tabii ki bilmediğim için bence oyun yapısının değişeceğini ben düşünüyorum. Herkes tabii ki oyunu zaman zaman e, yani çok heyecansız görüyor olabilir, çok sıkıcı görüyor olabilir ama en azından Abdullah Hoca bu oyuncu kadrosuyla bu oyun oynanır ve en azından ligde bu yere kadar gelebilecek kadar doğru işler yaptığının bence bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki gelecek yıl transfer konusunda Trabzonspor çok erken e, başladı çalışmalara. Özellikle hucum oyunundaki transferler bence Trabzonspor oyununun bütün genelini çok değiştireceğini ben düşünüyorum. O bölgeye e, daha detaylı bence daha e, takıma katkı yapabilecek bir oyuncu grubuyla e, devam edecektir muhakkak transfer döneminin içerisine katarsak, bu da Trabzonspor'un oyununu bu seneden çok daha farklı bir hale getireceğini ben düşünüyorum. E, yani hucum anlamındaki e, zenginlik muhakkak Trabzonspor'un oyununu farklılaştıracaktır. Evet orta saha olarak çok hucumsal bir oyun oynayamadı. Sadece öndeki 3 oyuncu ile beraber hucum oyununu oynadım. E, gelecek yıl bence bu yapı çok daha farklılaşacağını ben bekliyorum öndeki oyuncu grubuyla beraber. Bu da Trabzonspor. Sporu tabii ki bu senenin vermiş olduğu en büyük e, bence kazanç e, hem oyuncuların e, Abdullah Hoca tarafından iyi tanınması ve oyuncularla hangi oyun oynanabileceğini bence çok doğru bir planlama içerisine girmek gelecek olmasıdır Ezgi. Özellikle hocam bu sezon e, Vakeme ve Kuba'nın performansları çok inişli çıkışlıydı ve çok eleştirildiler. Acaba gelecek sezon için Abdullah Hoca'nın iki ile ilgili nasıl bir planlaması vardır özellikle de Vakeme. Yani tabii ki bunlar çok şu an net e, bir cevap bulmak çok zor e, ama yani baktığı zaman Trabzonspor'un öndeki en renkli isimi e, yani oyunun e, sıkıştığı bölümlerde veya Trabzonspor'un önde etkili olduğu bölümlerde başrollerde genelde vakeme oluyor yani o yüzden ben katkısının çok olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'a. yani yine Abdullah Hoca vakı ile devam edeceğini ben düşünüyorum. Yani çok fazla o bölgede çok oyuncu kaybetmek istemez. O yüzden e, bence önemli bir oyuncu rolünde olacaktır diye düşünüyorum. E, Kuba bu sene çok sakatlık geçirdi Ezgi, yani en büyük problemlerinden bir tanesi de buydu. Aslında oyunun istikrarını yakalayabilseydi e, bence hem skor anlamında hem öndeki oyuna çok katkı yapılabilecek bir e, oyuncu. Çünkü oyun karakteri e, yani temposu e, oynama isteği arsız yüksek bir oyuncu ama zaman zaman oyunda Beyazellliğe döndüğü zaman oyun performansını kaybedebiliyor. Ee, dediğim gibi bunlar bu yıla ait bir oyun şekli, oyuncularla beraber. Ee, yani Ekuban'da belki rakamsal anlamda Trabzonspor nasıl bir transfer döneminde Ekuban'dan bir getiri bulacak. Ya yani onu bilemiyorum tabii ki. O anlamda belki istediği bir rakam bulursa Ekuban için böyle bir kolaylık sağlayabilir. Ee, yani tabii ki bu birazcık olsun o ön bölgede yapılacak olan transferlerle de alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Yani iki oyuncunun seneye hangisi daha çok kullanılır dersen tabii ki kalınsa Ekuban'da kullanılır ama ben Bakamene'nin daha çok kullanılacağını bekliyorum. Peki hocam gelin şimdi biraz isterseniz zirve mücadelesini konuşalım. Sizinle bu akşam hem Galatasaray Beşiktaş derbisi hem de Ankara Gücü Fenerbahçe maçları açıkçası nefesleri kesecek. Sizin beklentileriniz acaba ne yönde? Önce derbiyle başlayalım isterseniz. Yani e, ya tabii ki Beşiktaş'ın 3-4 hafta öncesinden e, bu yine tekrar form olarak, performans olarak, yine e, oyun olarak doğru bir yere gelmesi ee, yani bence bugünü çok çok daha anlamlandırıyor diye düşünüyorum. Galatasaray'ın da bu sene çok ilişki çıkışlı bir dönemi oldu. Ee, yönetimsel problemler olduğu gündem sadece yönetimlerle e, konuşululdu. Tabii ki bugün de Galatasaray'ın tabii ki son haftalardaki kazanmış olduğu maçlarla bugünkü maçı heyecan katması bence e, onlar adına da önemli olduğunu ben düşünüyorum. E, tabii ki çok... Çok farklı bir oyun bekliyorum. Yani ben e, Galatasaray'ın ilk Beşiktaş maçına baktığımız zaman daha kontrollü, çok fazla o bildiğimiz hep önde oynamaya çalışan, e, belki kontrolsüz hücum düşünce içerisinde olacağını ben beklemiyorum. E, kazanması gerektiğini düşündüğü bir maç olduğu için daha kontrol olacağını ben düşünüyorum Galatasaray'ın. E, özellikle öndeki oyuncuların ben bugün performansları eğer istedikleri seviyeye gelirse oyuna çok daha Farklı bir renk katabileceklerini bekliyorum. Hocam çok işte, özür dilerim. Önde kimi beklersiniz Galatasaray'da? Buyum. Mustafa Muhammed mi Halil mi? Bu çok tartışıldı hafta boyunca. Yani ben Halil beklerim. Halil e, Kerem beklerim. E, yani bunda Fatih Hoca'nın Mustafa ile beraber başlayacağını ben çok fazla tahmin etmiyorum. Çünkü öndeki o hareketli oyunla oynamak isteyen bir e, oyun içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Beşiktaş'ın e, yani, e, Vida ve Wellington ikilisine baktığımız zaman e, çok statik santriforlarla rahat oynayan bir ikili. Ama çok gezme, çok e, cihaz sahası etrafında sürekli gezen iki tane oyuncu bulduğu zaman sıkıntı yaşayabilen e, bir oyun yapışı içerisine girebiliyorlar. Ben o yüzden Halil'i bekliyorum ben bugün ön tarafta. Peki e, bir de isterseniz hocam bir muhtemellere bakalım iki takım acaba hangi kadrolarla sahada olabilir diye. Onun üzerinden isterseniz biraz daha e, değerlendirmelerimize devam edelim. Şimdi arkadaşlarımız ekrana getirecekler. E, önce Galatasaray'ın muhtemel 11'ine bir bakacağız. Bakalım e, size göre sürpriz olarak e, değerlendirebileceğiniz isimler var mı? Kalede Muslera'yı göreceğiz. Sarakçı, Marka, Dong, Şener, Savunma Dörtlüsü hocam. Taylan, Jetson, Emrak Baba, Babel, Kerem, Halil. Size göre de derbide olması gereken 11 bu mudur? Evet benim, benim de beklediğim 11 şekli bu. Yani hep öndeki hareketli 3 e, tane oyuncu yani Emre Akbaba'nın skora üretkenliği ve yani üç tane oyuncudan belki daha çok o şansı yüksek olan bir e, oyuncu olması e, Emre Akbaba'nın bende orada olmasında çok doğru bir şey. E, zaten Fernandez'in son haftalardaki oyunu e, çok farklılık yaratıyor. Yani ben beklediğim bir e, e 11 şekli. Peki bir de e, Beşiktaş'a bakalım isterseniz. E, bakalım konuk ekip e, hangi muhtemel 11 ile sahada olacak. Şimdi Beşiktaş da geliyor. Kale dersini göreceğiz hocam. Rozyavida, Wellington, En Sakala yine ideal savunma dörtlüsü. Josef Atiba, Laiç, Geza, Larin ve Gökhan Töre 11'ini görüyoruz. Burada hocam dikkat çeken e, Larin'in solda Gökhan Töre'nin ileride olması. E, yine bu 11'i değerlendirecek olursak ne dersiniz? Yani tabii ki ön taraf e, neler olur? Yani ön tarafta nasıl bir oyun ortaya çıkarı konuşulur. Beşiktaş'ın işte. bu oyun yapısına bir oyuncu grubuna bakıldığı zaman çok ee, yani çok klasik bir e, yani bence oyuncu kadrosu, hep oynayan bir oyuncu kadrosu. Tabii ki önde çok belki Gökhan Töre orada santurfur pozisyonundaki gibi görünüyor ama e, aslında e, yani onun da Halil'e benzer bir yanı var tabii ki orada çok hareketli oluşuyor. E, çok fazla yani merkez bölgede e, kalıp orada. Çok stoperlerin arasında durmayan bir oyuncu, o yüzden e, yani defansif anlamda çok zorluk çıkarabilecek bir oyun yapısı var. E, yani ben beklediğim bir e, beş yaşın ön tarafı, hareketli bir ön tarafı. Yani bugün baktığın zaman ligin en bence oyun şekli anlatılabilen bir e, takım Beşiktaş. Yani buna rağmen oyunları hep çözen bir e, oyuncu grubu. Bu da tabii ki e, hem basit oyunu e, ve de hem ülke futboluna yetebilecek kadar hucum oyunu çok doğru oynayan bir, bir takım. Yani bugün de yine Hucum anlamında bence oradaki değişkenlikleri Beşiktaş'a bugün değer katacağını düşünüyorum. Belki diğer maçlara kadar çok rahat bir ön bölge hucum oyunu oynayamayabilirler. Ama yani yine oyunun bir anlamda skor bulma, pozisyon bulma anlamında muhakkak oyunun bir bölümünde oyuna hakim olacaklarını ben düşünüyorum. Ama tabii ki çok motivasyonu yüksek bir Galatasaray defansları olacağını ben düşünüyorum karşılarında. O yüzden ön bölgeler bugün birazcık sert geçeceğini ben bekliyorum Ezgi. Hocam bir de skor tahmininizi alalım lütfen ve acaba şampiyon yani, belli olur mu bu maçtan sonra? Yani ben Ankara'daki oyunun tabii ki çok çok daha zor olacağını bugün e, bekliyorum yani e, Galatasaray-Beşiktaş maçından e, bir kenara baktığımız zaman yani oradan ben çok farklı bir e, skor da çıkabilir. O yüzden yani bugün yani burada ki kaybedenin çok zor olacağı bir Oyun gibi görüyorum ben bir galatasaray Beşiktaş maçını. E, ama Ankara'dan gelecek olağan haber belki bugün, e, yarın gündemimizi çok daha farklı bir yere koyabilir. Peki Hamdi Hocam çok çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. E, ve yayınımıza katıldığınız için size güzel bir hafta sonu diliyorum.